Esmahan? Hayrola, yüzünde güller açıyor bugün. Validem, sizi görmedim, bağışlayın. Kimin için süsleniyorsun böyle? Hiç kimse. Esmahan, gönlünden geçen neyse söyle. Artık çocuk değilsin. Bazı şeyleri konuşmanın vakti geldi de geçiyor. Anlatacak bir şey yok valide. Bugün değilse yarın bir kısmetin çıkacak, evleneceksin. Vaka onun kim olduğu da belli. Vali Bey'le de konuştum. Sultanım, hayırdır, bir mesele mi var? Hiç. Kızımla sohbet ediyorduk biraz. Benim derse yetişmem lazım. Müsaadenizle. Gel. Şehzadem. Hoş geldin Esma. Ben de tam çıkmak üzereydim. Acil bir mevzu değilse daha sonra konuşalım. Zannediyorum çıkan dedikodular kulağına gelmiştir. Neden bahsediyorsun? Vali Bey'le alakam olduğuna dair mesnetsiz laflar edildi. İnan çok üzüldüm. Bilmeni isterim ki katiyen böyle bir şey yok. Mümkün değil. Şimdi senden duyuyorum. Vali Bey hünkârımızın en kıymetli beylerindendir. Onunla anılmak kötü olmasa gerek. Esma, ne oldu? Bu halin ne? Yok bir şey. Ne geçti Mehmet'le aranızda? Seni üzecek bir şey mi söyledi yoksa? Hayır. Ne söyleyebilir ki? Ona karşı neler hissettiğini görmemek için kör olmak lazım. Anlaşılan bir tek Mehmet bilmiyor. Esma, kendine gel. Böyle bir şeyin mümkün olmayacağını bilmiyor musun? Unutma ki o bir şehzade. Böyle bir münasebet mevzu bahis dahi olamaz. Hele senle. Asla. Mihrimah, Selim'le Beyazıt'ın keyifleri nasıl? Her zamanki birbirlerini yiyorlar. Daha şimdiden sefer kavgasına tutuştular. Hallerini görmen lazım abi. Hünkârımıza kendilerini kanıtlamak için canla başla mücadele ediyorlar. Özellikle de Bayezid. Pek bir yaman şehzade oldu. Bu kez o da bizimle sefere katılmak istiyor. Ben de katılacağım. Bir sen eksiktin. Hı? Esman, neyin var? Sesin soluğun çıkmıyor. Sahi ne oldu? Yüzünden düşen bir parça. Günlerdir yanıma da gelmedin. Yoksa Mehmet'e mi kızdın? Hayrola, ne oldu? Mehmet anlatsın. Hislerine karşılık vermeyen o. Müsaadenizle. Ne biçim konuşuyorsun Mihrimah? Nasıl laflar bunlar böyle? Latife ettim sadece. Cihangir, hadi biz kalkalım. Validen bekler. Hürrem başaramadı. Ama tekrar deneyecek. En büyük korkusu bu çünkü. Şu an hünkârımızın başına bir şey gelse tahta Mustafa çıkacak. Kendisinin de evlatlarının da sonu gelecek. Allah hünkârımızı başımızdan eksik etmesin. Amin demek isterdim ama içimden gelmiyor. Hatice, Hürrem'in de istediği bu zaten. Hanedanı birbirine düşürmek. Hiç kimse, hiçbir şey aileden daha kıymetli değildir. Hünkârımıza karşı hürmette bir kusur edersen karşında beni bulursun ona göre. Zaten yanında değilsin. Hatice. Destursuz niye giriyorsun Esma?
benden bir karar vermemi istemiştiniz. Yani Bali Bey ile alakalı. Evet. Ben kararımı verdim validem. Malkoçoğlu Bali Bey ile evlenmeye razıyım. Gel. Esma, nihayet geldin. Yüzünü gören cennetlik. Anlaşılan haberin yok hala. Neden bahsediyorsun? Bali Bey'le evlenmeye karar verdim. Validem şu anda hünkârımızla görüşüyor. Sen ne diyorsun? Ne dediğim açık sultanım. Malkoçoğlu ile evleneceğim. Hayırdır inşallah. Nedir mesele? Hayırlı bir vaziyet hünkârım. Hadiselerden fırsat bulup bir türlü sizinle konuşup danışma fırsatım olmadı. Esma'nı evlendirmek istiyorum. Kimi düşündün? Eğer siz de münasip görürseniz müsahibiniz Bali Bey'le nikahlamak isterim.